Arkadaşlar, canlılarla ilgili sorular çözüyoruz öncelikle ve sonrasında Kahoot yapacağız. Burada cevaplarınızı chat'ten gönderiyorsunuz. Biz Zoom'daki arkadaşlarla başlıyoruz. İlk soru Ömer Asaf. Buyur oku ve cevapla. Haydi. Diğer arkadaşlar Gördüğü da görsellerde soruyu atıyor. ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Kelebek ve kuzu canlı varlıktır. Doğru. Çiçek ve ağaç cansız varlıklardır. Doğru. Doğru mu? Kalem. Doğru mu Ömer Asaf? Çiçek cansız mı? Hocam çiçek canlı, ağaç cansız, kalem, araba, büyüteç cansızdır. Doğru. Evet. Burada Ve B'de yanlışlık var değil mi arkadaşlar? Çünkü çiçek canlı bir varlık. Cansız değil. Canı var. öğretmenim, ağaç da canlı. Evet. Devam edelim. Yaren buyur. Bunu senden alalım. Yukarıdaki varlıkların ortak özelliği hangisidir? A. Beslenme ihtiyaçları vardır. B. Cansız varlıklardır. C. Hareket etmezler. A. Öğretmenim. Evet, ortak özelliği hepsi ne arkadaşlar? Beslenmek zorunda, doğru mu? Evet, canlı varlıkların ne yapması gerekiyor? Beslenmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet, devam edelim. Berat, üçüncü soru sende. Buyur Berat. Öğretmenim, birinci soru neydi? Birinci sorunun cevabını söyleyelim. B şıkkıydı. Evet, üçüncü soru sende Berat. Evet. Berat'cığım okuyorsun. Ne diyorsun Berat? Duyuyor mu beni Berat? Bir dakika. Berat, Selin atık yağları toplayıp atık yağ bidonlarına koyuyor. Selin bu davranışı ile hangisini yapmış olmaz arkadaşlar? Geri dönüşüme katkı sağlar. Daha sonra... Benim daha fazla yağ kullanmak. Evet, daha fazla yağ kullanmadı. Berat'ın sesi niye gitti bu arada? Berat okuyor. Öğretmen Berat çete bir dakika yazdı. Öyle mi? Bir şey oldu demek ki. Devam edelim. Ahmet Poyraz buyur. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yapay çevrede daha çok canlı yaşar. B. Doğal çevre alanları yapay çevreye göre daha geniştir. Evet. Doğal ve yapay çevre arasında bir fark yoktur. Cevap Ne olacak? B. B şıkkı mı acaba? Ha, öğretmen, hayır, ah. Dikkatli oku. Doğru Öğretmen, bütün sorduğu seçenekleri söyledi doğru zaten. B. sorduğu için ne diyeceğiz? Doğal çevre alanları B. yapay çevreye göre daha ne olacak? Geniş. Ahmet, Evet. Öğretmenim zaten niye doğru bildiğinden şaşıyorsun? Şaşma. öğretmenim zaten hepsini şey yaptı, söyledi. Söyledi. Şık kalmadı. Peki. Elif Beren. Son kaldı be. Evet. Elif Beren buyur. Görseldeki etkinliğe katılan İdil'in bu davranışı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Ne yapmış? Çöp toplamaya başlamış değil mi? Evet. Ne yapıyor bu? Çevre öğretmenim, böyle yerdeki çöpleri toplamaya topluyorlar. Tamam. Sence hangisine katkıda bulundu? Çevre temizliğine katkıda bulunmuştur. Enerji tasarrufu sağlamıştır. Boşu boşuna çok yorulmuştur. Öğretmenim A. Şıkka bak. Boşu boşuna çok yorulmuştur. Nasıl arkadaşlar? Evet arkadaşlar Yani cevabı biraz saçma bilmeniz oldu yeterli. öğretmenim. Aferin Elif Çoban. Evet. Arkadaşlar ne olacak? Çevre temizliğine tabii ki katkıda bulunmuş olacak. Evet, Yağmur sendeyiz. Doğal çevreyi korumalıyız diyen birinden aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenir? Evet. Hangisini yapmasını bekliyoruz? Etmem ormanların yok olmasını engellemek. Ya, yapmasını bekliyoruz. Evet, değil mi arkadaşlar? Evet, ormanların yok olmasını
Engeller böyle birisi. Doğru. Yasin Eymen. Eymen buyur. Sendeyiz Eymen. Okuyalım soruyu. Eymen'cim sesli oku, sesli. Öğretmenim, 6. sorunun cevabı neydi? 6A. Eymen küçük elim. C. Eymen'cim sesli oku. Sesli oku soruyu. Mislik Abim. arkadaşlar. Söz istemeyin. Söz veremiyorum. Akin, Fatma. Sesi açamıyorum çünkü. Tamam mı? Ben yazdıklarınızı görüyorum. C. C. Ha, bir dakika, ben sizin sesinizi kapatmayı unutmuşum. Dur. Bana ses gelmiyor da ben size ses... özür dilerim. Mislik arkadaşlar, sesi kapattım şimdi. Evet. Tamam. Bir arkadaşımız yazmış. Oradan çok ses geliyor diye. Kapatmayı unutmuşum. Evet, ne olacak? B. B şıkkı. Okul bahçeleri doğal çevredir. Doğru mu? Hayır. Okul bahçelerini kim yapmış? Okul yönetimi yapmış. Evet. Yusuf Eray. Sendeyiz. Sesli okuyalım. Hangisi doğal kaynakları korumak için yapılması gerekenlerdendir? A. Kişisel bakım için çok su tüketmek. B. Çevreyi çok fazla aydınlatmak. C. Güneş ışığından daha çok yararlanmak. Evet. Doğal kaynağı koruyacağız. Hangisi? Cevap C. Yusuf Aray, ne diyorsun? Ben de C gibi geliyor bana, evet. C gibi geliyor. Neden C gibi geliyor? Öğretmenim, çünkü güneş ışığında daha çok yararlanmak hangi doğal Evet. kaynağı? Öğretmenim, çünkü Arkadaşlar, güneş güzel. Açıklayalım. Güneş ışığından daha fazla yararlanırsak ne olur? Arkadaşlar, güneş ışığını daha fazla kullanırsak orada diyelim öğretmenim. ki ısınmak için ya da başka bir şey için kullanacağımız enerjiden tasarruf ederiz. Ömer Asaf, ne oldu? Adam Oppo kim? Oppo kim? Oppo. Oppo CPH 2325 kim? Hocam benim Ha, Muhammed Berat sen misin? Tamam, oldu. Berat. Hocam iki kişiden girmiş. Evet. Tamam, o diğer cihazına sıkıntı oldu demek ki. Peki devam edelim. Söz vermediğimiz kimse kaldı mı? Ben. Yasin Bana söz Eymen, sen vermediniz. okumadın. Okumadım öğretmenim. Hadi Yasin Eymen, buyur. Açık olan televizyon izlenir. Açık olan televizyon izlenilmiyorsa kapatmak, Evet. gereksiz yanan lambaları söndürmek, yukarı devreleri alan bir kişinin amacı aşağıdan hangisi? Elektrik Niye böyle bir tasarrufunu tedbir alıyoruz? sağlamak, çevreyi Evet. korumak, su tasarrufunu sağlamak. A. Elektrik tasarrufunu sağlamak. Evet, elektrikten tasarruf sağlıyor, değil mi? Öğretmenim, zaten televizyon elektrikle Güzel. çalışıyor. Güzel arkadaşlar. Elif Çoban, Esila Erol. Evet, Zekiye. Aferin. Arkadaşlar, söz istemeyin. Ahmet, Erva. Söz veremiyorum. Evet, soruyu çözelim. Peki arkadaşlar, bunu herkes sohbete atsın. Görseldeki kuşun yaşam alanı ile ilgili hangi Öğretmenim, atabilir yorum? miyim? Çete Atıyorum. atıyoruz. Çete, sohbete. Öğretmenim, bir Hangisi? şey söyleyebilir miyim? Yapay çevredir. İnsanlar tarafından yok. Öğretmenim, bir iki dakika durun. Kuşlar sadece kafeste mi yaşıyor? Öğretmenim, Evet, herkes yazsın. Evet. söylemeyin. Öğretmenim, attım. Öğretmenim, Kuşlar attım. sadece kafeste yaşamazlar arkadaşlar. Evet. Öğretmenim, şeyde, doğadadır. Yukarıdakilerden kaçı canlıdır? Kaçı canlı? Canı var. Evet. Öğretmenim, Öğretmenim, ben bir şey söyleyebilir miyim? Öğretmenim, çete atabilir miyiz? çete atacağız, çete. Hepsi çete Çete. atalım mı öğretmenim? Evet, bundan sonrakileri sohbete atıyoruz. Tamam öğretmenim. Öğretmenim, çok kolay. Arkadaşlar. Evet, kaçı canlı? Üç. Hayvan, balık ve kedi Çete. canlı, değil mi? 33 ne alaka? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Esin bir saksısını
havası az olan bir yere. İkiyi ise Atıyorum. alan bir yere koyuyor. Bir süre sonra bitkilerden nasıl bir değişiklik olur arkadaşlar? Bunu merak ediyoruz. Evet. Örtmeye mi attım, doğru mu? Bakacağız. Söyleyeyim mi öğretmenin cevabı? Hocam çok Öğretmenim, bir kolay. şey söyleyebilir miyim? Efendim? Öğretmenim, bundan Öğretmenim sonra kalıp mı oynayacağız? evet, oynatacağım kahut. Öğretmenim, Bundan şimdi sonra. bekleyeceğim. Hayır, bundan sonra değil. Sonra. Öğretmenim, bir şey söyleyeceğim de, birisi bir şey attığında herkes onu tekrar ediyor. Evet. Aynısını atıyor. Kapatmadık mı? Sohbeti kapatalım o zaman. Öğretmenim, Yasin Eymen dedi ya ben yapmadım diye. Heh. Öğretmenim, Yusuf Eray'ınkinin Ha, cevabını atmadı onunkini ona mı? cevaplatmıştık, öyle mi? Evet öğretmenim. Tamam. Evet arkadaşlar, tabii ki ne olacak arkadaşlar? Ah. Bitkisi daha çabuk büyüyecek. Neden? Bitkilerin neye ihtiyacı var çünkü? Güneşe, Güneşe suya ihtiyacı ve var. toprağa. Evet. Pekala arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, sıradaki soru. Beslenir, büyür, gelişir demiş. Evet. Ben bende Aferin. kaldı. Evet efendim. Çok basit gel. Çok basit. Bitsin sonra şey yapalım mı? Arkadaşlar sorularımızı çözelim bir. Evet, ne olacak? Hangisi? C. C. A. Çok kolay. Devam edelim. Cenk öğretmenin sorduğu soruya ormanlar, dağlar, göller demiş. Evet. Örtmeyeyim çete. Çete çete çete. Sohbete yazalım. Evet. Çete. Söz istemeyelim. Özen, Gülistan, Nur, Sinan, Zekiye, Toprak. O söz verme kısmını kullanamıyorum şu anda. Haydi Ahmet Eren. Evet. Aferin size. Örtmeyeyim, atacağım. Cevaplar Atıyorum. yağmur gibi. Arkadaşlar bunların hepsi ormanımız, dağımız, gölümüz nasıl yerler? Doğal çevre. Doğal Doğal çevre çevre. Demek ki be. öğretmen neyi sordu bize? Doğal çevre Doğal sordu. çevre. Doğal Ona çevre. örnek istedim. Buyurun efendim. Örneğin öbür soruyu da atıyorum. Evet. Benim çözdüğümün aynısı bildiğin. Buyurun efendim, bu soruya bakalım. Attım öğretmenim. Evet. Attım. Evet Öğretmenim. arkadaşlar, telefondan da ben de bağlanabilirsem Meet'se. Öğretmenim. Efendim. Kaderle soracak mısınız? Soracağım. Ne zaman? Ben niye telefondan bağlanıyorsunuz ki? Size değil, Meet'se bağlanacağım. Oradaki arkadaşlarımın hepsini göremiyorum aynı anda. Ondan dolayı. Onları görmeye çalışacağım. 45 kişi var çünkü orada. Öğretmenim, Evet. çok değil mi? Çok, 45 kişi. ama bakın çok güzel bir şekilde dersimizi işleyebiliyoruz. Öğretmenim, bizim sınıftan çok. Bizim sınıf 41. Arkadaşlar birazdan onun tadı ortaya çıkacak. Kağıt yaptığımızda ve değerlendi. Arkadaşlar kullandığımız zaman ışıkları kapatmalıyız kullanmadığımızda. Neyle alakalı? Yağmur, ekran ellemeyelim. Yağmur. Evet. Öğretmenim, ama yaşam Hayır, kapalı. elektrik tasarrufu. Dikkat. Ayıkların Hemen elementlerden hangisi cansızdır? Arkadaşlar bakalım. kafesimiz cansız varlık değil mi? Kafesimiz cansız. Buyurun. Ali'nin babası arabasını evin musluğuna taktığı hortumla yıkamış. Evet, hadi bakalım. Haydi bakalım. Öğretmenim, kaçıncı soru? Beş. Doğa. Tamam. Evet.
Bitirdim. Doğru. Babası neyi yanlış yapmış arkadaşlar? Sıra Tasarrufuna dikkat etmemiş babası, değil mi? evet, önem vermemiş evet. yani. Aa, doğru. Vermemiş mi? Buyurun. Aslanlarımız var. İki tane aslan. Öğretmenim, çete Öğretmenim, birisi yazmayalım. küçük, birisi şey. Evet, hadi bakalım. Ama Öğretmenim, çete yazmayalım artık. Sıkıcı, sıra sıra okuyup yapalım. arkadaşlar sesler çok karışıyor. O yüzden öyle yapıyorum. Hadi. Öğretmenim. Evet. Arkadaşlar, birinci görseldeki aslan yapay ortamda, doğru mu? Yapay ortamda, değil mi? Doğru. İkideki doğal ortamda mı? Evet. Evet, doğru. Her ikisi de doğal ortamında mı? Hayır. Yağmur, arkadan ses geliyor Yağmur. Evet. Arkadaşlar, yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal çevreye zarar vermez diyoruz. Vermez. Doğal çevreye zarar vermez. Öğretmenim, C. İçinizden yapalım lütfen. Tamam. Evet Öğretmenim, bir ses arkadaşlar, geliyor. burada bakın, ormandaki ağaçları kesmek zarar ama bunlar zarar vermez. Bunlar zarar vermez. Yağmurcuğum, arkadan sesler geliyor. Öğretmenim, bir ses geliyor. Tamam. Evet. Hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? Bundan basit soru mu var? Yok. Evet. Tamam. Peki o zaman Tadelle sorumu soruyorum. Her iki tarafa da Tadelle vereceğim. Şimdi artık atmayın. Cevap atmayın arkadaşlar. Cevap atmayın. Mitstekiler. Cevap atmayın. Locadaki arkadaşlar cevap atmayın. Yusuf atmayın daha. Elif Begüm cevap atmayın. Durdurun. Meets'teki arkadaşlar. Habire cevap geliyor. Arkadaşlar. Öğretmen bize Zoom'daki arkadaşlar değil ama Meets'teki arkadaşlarım cevap atmayın. Yusuf. Arkadaşlar aynı cevabı 30 milyon kez atıyorsunuz. Olmaz. Rüzgar Taha. Eğer böyle yaparsanız oradaki sohbeti kapatırım. Evet bak, sohbeti kapattın kapatıyorum. hocam. Sohbeti kapattım. Oradaki arkadaşlara diyorum. Mesaj atamazsınız. Bir kişi bir kez cevap versin arkadaşlar. Bir kez. Bir. Evet. Öğretmenim, ben bir kez aldım. Şimdi sohbeti açacağım. Soru soracağım. Değerli arkadaşlar, soru soracağım. İlk doğru cevabı gönderen Tadelle'yi kazanır. İki tarafta da. Arkadaşlar yazıyorum. Bir şişe kolonya. Kolonyayı biliyorsunuz değil mi? Bir paket Hocam, ne kolonya yazdınız? 80 TL'dir. Kolonya şişeden 70 TL. Öğretmenim, yalnız sonuna, ikisinin de sonuna yumuşak diye koymayı unuttunuz. Nerede yumuşak ki? Hem kolonya şişeden 70 mi? Evet, kolonya şişeden 70 TL fazladır. Fazladır fiyat olarak. Buna göre kolonya, Yusuf ses geliyor senden. Kolonya kaç TL'dir? Evet. Kolonya dolu bir şişe 80 lira ediyormuş. Kolonyanın fiyatı şişenin fiyatından 70 TL fazladır. Buna göre şişe kaç paradır? Bir kez gönderiyoruz. Herkes bir tane cevap göndersin. Evet efendim, bakalım kimler bilecek? %50 değil cevap. 10 değil toprak. Aferin sana ama toprak 10 değil. Merve değil. Öğretmenim, İlker benimki. yok değil arkadaşlar. Henüz doğru cevap gelmedi. Benim attım.
Hayır, 230 değil, 40 değil, 70 değil, 200 değil, 10 değil, 160 değil, 130 değil. Birazcık sizin için zor bir soru olabilir. Ama bunu çözen çocuğu ben merak ediyorum. Kim olacak? 5 arkadaşlar atmıyoruz. Mantıklı düşünüyoruz. Ne olabilir? Örtmem açıyorum. Evet. Örtmem. Evet değil. Sohbete Örtmem atıyor. Sohbete. attım, doğru mu? Örtmem doğru mu? Öğretmenim, Arkadaşlar. benimkine bir daha bakar mısınız? Bir tane daha Yok, attım da. doğru cevap gelmedi. Bak tekrar söylüyorum. Bir şişemiz Hocam %50. var. Bir şişemiz var. Şişe içi kolonya dolu. Bir dakika. Örtmem 400. Arkadaşlar zaten kolonya dolu şişe 80 lira oluyor. Nasıl 400 olsun? Ben size kolonya kaç paradır diyorum. Onu soruyorum. Hocam 150. Değil. Değil. Arkadaşlar kolonyanın kendisi şişeden 70 TL fazladır. Evet. Eyvah. 10 değil. 10 diyenler evet düz mantık baktılar ama 10 değil. Hocam 80'den 70 70 değil. çıkaralım diyeceğim. 10 kalıyor. 10 değil diyorum. 70 değil. 70 değil. Eyvah. 70 Hocam buna değil. ne 150. cevabı anlamadım ki. Arkadaşlar. Örtmeye açıyorum, Beynimiz yandı. Evet. Birisi bildi sanki diyeceğim ama bakayım. Yok, bilememiş. Merve, Yusuf, Toprak, Fatma, Aysun, Elif. Yok. Şeyma yok. Yok. Bulamadık söyleyin. Zeynep Ada diyor. Melis. öğretmenim. Durun, Bekleyin. bekleyin. 80 değil ki. 80 lira zaten kolonya ile şiş. Evet, bekleyin. 80'den az olacak. Ne olacak? Örtmem yazıyorum. 80 lira değil. Buldum gibime geliyor. Örtmem, benimki doğru mu? Bir Desem. dakika. Ahmet Doğru Bey, mu? hadi. Yağmur Hoca değil. Sinan Efe Kurt buldu o. Evet, Tadelle burada. Sinan Efe 50. Kurt'a gitti. Sinan Öğretmenim, Efe. benimkine Hocam bakar mısın? Bir soruncuya. 77 değil. Bulabilen Sinan Efe oldu. Cevap 70 miydi öğretmenim? Hayır. Arkadaşlar bakın. Kolonya 5 lira. Kolonya 5 lira. Ne? Şişe 5 lira. Kolonya şişeden ne kadar fazla olacaktı? 70 lira. O zaman kolonyamız ne olur? 75. İkisini topladık. Hocam, iki farkla kaçırdın. 80 lira. Demek ki kolonyamız kaç paraymış? 75 liraymış. Ay, Arkadaşlar. bazı köpükte varmış ya. Evet, dikkat. Peki. Öğretmenim, ama ben de 75 yazmıştım. Evet, Köpükte arkadaşlar. varmış ya. Peki. Şöyle yeni nesil sorularına geçmiyorum bunu. Kahoot yapacağız. Hemen Yes. kahoota Hocam, bağlanıyorum. takımlı. Öğretmenim, cihazımı alıp Cihazımızı ayarlayalım. Kahoota bağlanıyoruz değerli arkadaşlar. vereyim mi? Evet, benim takımlı olsun lütfen. Aa, takımlı dedim ya zaten. Niye daha konuşuyorsun ki? Zaten takımlı dedim. Takımlı lütfen takımlı ya. Takımlı zaten. Evet. Arkadaşlar. Geliyor. Kabul et. Sesleri kapatalım arkadaşlar. Ses geliyor ses. Yusuf. Öğretmenim, babamlar konuştuğu için. Tamam. O yüzden ortamımızı ayarlayalım dersin. Öğretmenim, siz kağıtı Sakin. aldınız mı? Sakin. Öğretmenim, Sakin. Söyleyeceğim. Bir açılsın. Bir açılsın. ben öğretmenim. Şimdi.